Olay TV ekranlarından merhaba. Sosyal Kent'te yine birlikteyiz. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sohbetimiz başlıyor. Merhabalar. Merhabalar. Ne güzel bir yerdeyiz yine. Sayenizde, kameralar açılmadan önce de söyledim. Sayenizde Nilüfer'in her bir tarafını görme şansına sahip oluyorum. Keyifle tadını çıkartıyorum. Yine şanslıyız diyorum. Gülümsüyoruz çünkü Nilüfer'deyiz. Evet, neredeyiz biz şimdi? Sizden dinleyelim. Öncelikle bütün izleyicilerimize güzel yarınlar diliyorum. Ne güzel. Sevgi dolu yarınlar diliyorum. Gerçekten sevgiye, barışa, demokrasiye en çok ihtiyacımız olduğu bir andayız, günlerdeyiz. Onun için herkesin sevgi dolu olmasını istiyorum. Tabii neredeyiz? Nilüfer'in en güzel yerlerinden bir tanesinde ve Çamlıca mahallemizde bulunan Japon Parkı'nın kafeteryasındayız. Aynen öyle. Tabii hem kafeterya hem restoran olarak işletiliyor burası. Yine belediyemizin şirketi olan Nilbel tarafından işletilmekte olan bir yer. Son derece keyifli, Japon mimarisiyle hazırlanan ve projesi Japonya'da hazırlanarak gelen, sadece bizim burada uygulama anında ufak tefek değişiklikler yaptığımız bir proje. Evet. Ve bina olarak da aynı şekilde onların ne Japonya'da çünkü Tokai diye bir şehrin şehirle kardeş şehiriz. Merkeze yani Tokyo'ya yaklaşık 250 kilometre civarında mesafede olan biraz daha kuzeyinde bulunan bir kent. Yaklaşık 110-120 bin nüfuslu bir kent. Ama değişik bir kent. Evet. Biz de onlardan da faydalanıyoruz zaman zaman. Ve Türkiye'de belki hiçbir belediyenin yapmadığı uygulamayı biz Tokai kentiyle yapıyoruz. Çok güzel. Şöyle ki personel değişim programı uyguluyoruz. Öyle mi? Evet. Hmm. Bizim personelimiz oraya gidiyor. Orada bir müddet çalışıyor. İlgili birimde çalışıyor. Onlardan gelen personel yine bizde ilgili birimde çalışıyor. Ve diğer birimleri de tanıyarak raporluyor ve kentine dönüyor. Böylece iyi uygulamalarımızı birbirimizle paylaşma imkanına sahip oluyoruz böylece. Ben buradan tüm Tokai halkına ve tabii ki belediye başkanı Sayın Suzuki'ye ve çalışma arkadaşlarına selam ve sevgilerimi de iletiyorum aynı zamanda. Bizden de sevgiler. İşte onların desteklediği bir alandayız şu anda. Burada hem Nilüfer tarafından işletilen bu güzel mekanda hem çay kahve, aynı zamanda da Japon geleneğine uygun çaylar da talep edilirse bunlar da yine arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Diğer tarafından yiyecek de akşam yemekleri, öğle yemekleri ya da sabah kahvaltılarının belirlediği bir alan burası. Zaten yeşillik içerisinde olması başlı başına zaten çok keyifli. Bahçe alanı da çok keyifli. Eminim yazın başka, kışın başka bir keyfi var. Japon'ya gitmeden Japon kültüründe burada yaşamak ayrıcalıklı bir şey Nilüferliler ve Bursalılar için. Amacımız tamamıyla yansıtmak ama işte personel konusunda Japon bir yine insanımızı burada istihdam edebilme olanağına sahip olsak belki daha da genişletebiliriz ama neticede arkadaşlarımız yine de o geleneği yansıtmaya çalışıyorlar burada. Evet. Çünkü farklı özellikleri var Japon kültürünün yani. Hem de nasıl? Yemesinden işte kaşık çatal kullanmıyorlar. Değil mi? İşte çorbayı yine böyle tasta içme olana sahipler. Çok az kaşık kullanıyorlar ya da çatal vesaire kullanmayıp onların kendilerine has bir üründen yemeği yapıyorlar, yemek yiyorlar. Ama biz de gittiğimizde aslında orada kısa sürede öğrenme imkanına da sahip olduk. Tabii biz de onlara uyuyoruz orada. Onlar gibi yemeye çalışıyoruz. Evet. Peki değişik onlar buraya geldiğinde ne hissediyorlar? Siz ne öneriyorsunuz? Şimdi nereye götürüyorsunuz? Aslında tabii bu kültürleri tanımak başka bir şey. Yani bir Japon buraya geldiğinde aynı şekilde ya ben yine kendi İşte kullandığım araçlarla yemek yiyeyim diye düşündüğünde farklı bir kültürü tanıyamaz. Biz de aynı şekilde. Ben oraya gittiğimde eğer onların kültürlerinde varsa başka bir şey, eğer onları ben kullanmazsam, onları yemezsem o kültürü tanıma fırsatını yakalayamam. Evet. Dünya da böyledir.
Kesinlikle. Aslında turizm işte budur. Evet, katılıyorum. Yoksa dil de bir kültürdür, yeme içme de bir kültürdür. Çevre de bir farklı, kesinlikle, doğal zenginlikler de bir kültürel varlıklardır. Evet. Tarih de aynı şekilde. Evet. Yani bunları koruyup sunmak gerekir. Evet. Yani ben zaman zaman eleştirilerde bulunuyorum işte. Bugün bizim turistik alanlarımıza gittiğimizde her yerde İngilizce yazıyor. Hı hı. Yabancı geldiği zaman zaten oradan geliyor. Geliyor. Zaten biliyor. Ama siz onu Türkçe yazın. İşte çok lokantaya doğru, lokanta deyin. Hı hı. Veya başka bir şey, bakkal deyin, dükkan deyin. Hı hı. Bizim dükkan olduğunu bilsin. Gibi, eğer bunlardan biz vazgeçersek, evet, kültürümüzü tanıtamayız. Doğru. Ve geldiğinde farkındalığı yaratamayız. Bu yanlışlığı yıllardır maalesef ki bu toplumda yapıyoruz. Evet. Bundan vazgeçmemiz lazım. Hı hı. Kendi kültürümüz var bizim. Kendi dilimiz var. Bunu yansıtalım. Bilsin. 5 kelime, 10 kelime öğrensin. Çünkü onu da mutlu edecektir. Evet. Yoksa yine İngilizce karşıla, İngilizce gönder. Ne olacak? Hiçbir şey öğrenemeden. Evet. Nasılsın öğrenemeden, günaydın öğrenemeden. Evet. Ya da hoşçakalı öğrenemeden, değil mi? Buradan çekip gidecek. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Tabii Japonlar da çok sıcakkanlı insanlar. Kesinlikle. İnanılmaz. Güler yüzlü, sempatik ve sevecenler. Müthiş bir şey bu. O taraflarını çok seviyorum. Yani bize yakınlar. Evet. Yani ben gerçekten hemen hemen birçok yeri gittik. Kardeş şehirlerimiz de var birçok yerde. Ama sanki kültür olarak, saygı kültürü olarak, değil mi, bize en yakın, Japonları gördüm. Hı hı. İnanılmaz bir şekilde. Hatta bir kartı verirken bile, kart viziti verirken bile böyle saygıyla veriyor. Değil mi? Siz de saygıyla alıyorsunuz. Yani evet, o kadar değerli ki. Çok. Yani o da bir seremoni. Çok. Hakikaten öyle. Yani çok ilginç. Yani evet, o da onların sunduğu bir güzellik. Güzel. Bunu aslında tabii onlardan öğrendikçe biz de kendimize, yani ya demek ki bunu verirken de bir şey olması lazım. Hı hı. Yani farklı bir güzellikle vermek lazım. Evet. Ya da farkındalıkla vermek lazım unutmaması için. Evet. Yani bunu yapmamız lazım. Kesinlikle. Onun için bakın gittiğimizde birçok orada inanın beynimizde oluşan güzelliklerle dönüyoruz. Ve unutmuyoruz da. Neden? Çünkü onlar farkındalığı ortaya koyuyorlar orada. Biz de burada koymak zorundayız. Evet. Şimdi biz de geldiğimizde biz diyoruz ki evet var, ilgili çubuklardan size verebiliriz ama siz kaşık çatalla bıçaklayın. Hı hı. Biz de onu sunuyoruz orada. Çok güzel. Yani onlar da tabii geleneksel anlamda onlar orada farklı biçimdeyseler de burada zaten biliyorlar. Evet. Onları da rahat rahat tüketebiliyorlar. Yani. Tabii Nilüfer yine burada farklılığını gösteriyor. Kardeş şehir bir Japonya dedik. Ama daha evet, o kadar çok var ki kardeş şehriniz. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Sayısı kaç oldu evet, ben bilmiyorum. 24 kardeş şehrimiz var. Hı hı. Bunların 16 tanesi yabancı ülkelerden. Evet. Tabii 3 tanesi Bulgaristan'dan. Hı hı. Bunların ama dünyanın farklı ülkelerinden kardeş şehirlerimiz var. Onların kültürlerini tanımaya çalışıyoruz. Evet. İşte Japonya'dan biraz önce söyledik. Küba'dan var. Cerro diye. Ondan sonra yine Avrupa'da Fransa'dan var. Almanya'dan var. Hı hı. Kardeş kentlerimiz. Bulgaristan'dan biraz önce söyledim. Evet. Kıbrıs'tan var. Aa, çok güzel. Ve Litvanya'dan var. Hı hı. İsveç'ten var. Oo. Yani orada. Hı hı. Ama Türkiye'den de kardeş şehirlerimiz evet, mevcut. Biz kardeş şehir ilişkilerine hem önemsiyoruz hem de paylaşım olarak da bakıyoruz. Hı hı. Bilgi paylaşımı açısından da bakıyoruz. Eğer bizim iyi uygulamalarımız varsa onları onlara aktarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Onların iyi uygulamaları varsa onları da almaya çalışıyoruz. Aslında bunu yapmamız gerekiyor. İki, kardeş şehir projelerine bakış açımız bizim demokrasi kapsamlı bakış yapıyoruz. Bu nedir? Bakın eğer dünyada demokrasiyi, evrensel demokrasiyi ve evrensel barışı sağlayacaksak belediyeler üzerinden sağlanması mümkündür. Çünkü yerel halk
kardeş oluyor, evet. kardeş yeri oluyor. Yani devletler değil. Böylece kardeş yerlerimizden gelen konuklarımız yerelde insanlarımızı tanıma fırsatını buluyor. Hem kültürel varlıklarımızı, kültürel değerlerimizi tanıdığı gibi insanımızı da evet. tanıma fırsatını buluyor. Örneğin spor şenliği yapıyoruz. Biz o spor şenliğine kardeş yerlerimizin tamamını davet ediyoruz. Birçoğu da geliyorlar her sene. Ama çocuklarla beraber geliyorlar. Gençlerle beraber geliyorlar. Ve bu çocuklar ve gençler bizim ailelerimizin yanında kalıyor. Evet, o müthiş. Bizim kültürümüzü şeydi. Yakından tanıma fırsatını evet. buluyor. Bunun gibi onun için biz aslında kardeş şehir projesiyle dünya barışına da hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü bunu çok anlamlı buluyoruz, çok doğru buluyoruz. Anlamlı zaten. Ama bunu sürdürülebilir biçimde yapmak gerekiyor. Evet. Yoksa benim kardeş yerim var, tamam aldınız. Protokol olarak yaptık. Protokol olarak kaldı. Bunu kağıt üzerinde gerçekleştirmek lazım. Evet. İşte şu anda Japonya'daki Tokay kentiyle yapmış olduğumuz farklı uygulama diğer kentlerle de bizim farklı uygulamalarımızı yapmamıza sebep olacak. Evet. Ki onlarla da başlıyoruz. Ki UMEA ile özellikle farklı projeler yapıyoruz. Yine Türkiye Belediyeler Birliği'nin de öncülüğünde farklı projeleri imza attık. Onlarla yine sürekli iletişimimiz var. Özellikle sosyal projeler konusunda gerçekten Avrupa'daki kentlerin çok önde olduğunu görüyoruz. Yani burada Hanau'da Almanya'dan ya da Chalet Fransa'dan işte UMEA, UMEO diyorlar onlar. Biz UMEA diyoruz İsveç'ten. Bize hakikaten sosyal projeler konusunda son derece önemli bilgiler edinmemizi sağlıyorlar. Ve bunları da kentimizde zaman zaman da uygulama fırsatını buluyoruz zamanı evet. gelince. İyi ki de uyguluyorsunuz. Ne güzel bir yerdeyiz. Çok evet. keyifli. Ben de buradan sesleniyorum. Bizi izleyenlere mutlaka buraya gelip görüp hem kültürü tanımak adına ve Bursa'ya verilmiş bir değer adına hep bunu söylerim ya yapılan her şeyde bir emek vardır. Dolayısıyla her şeyden önce emeğe saygı duyulmalı. Kentimize sahip çıkmalıyız. Her nerede ne yapılıyorsa. Dolayısıyla buraya da sahip çıkmak gerekir diye Kesinlikle. Düşünüyorum. Tadını çıkartmak gerekir. Burada güzel şeyler paylaşılabilir diye düşünüyorum. Yani insanlarımız burasını çok rahatlıkla bulabilirler. Evet. Eğitim Caddesi, Eğitimciler Caddesi Hı-hı. üzerinde bulunan bir yerimiz burası bizim. Evet. Yine Çamlıca mahallemizde. Zaten kime sorsalar bilecekler, buraya bilecekler. Tarif ederler. Evet. Yine yazılan tabelalarla da Hı-hı. direkt buraya bulabilirler. Ama bunun yanında Nilbel sadece burasının değil, birkaç yeri daha şu anda işletmek üzere hazırlıklarını yapıyor. Örneğin Görükle'de spor parkımız var bizim. Spor parkı içerisinde de orada bir faaliyetine başlayacak yakında. Bizim karavan parkımız var. Orayı daha önce açtık. Orada bir restoran yaptık. Bir kafeterya restoran. İnanılmaz keyifli bir yer. Orası evet, da orası yani çok insanların uğrak noktası olabileceği bir evet. alan oldu. Yakın süre içerisinde orada da faaliyetlerine başlayacak. Aynı zamanda Gümüştepe, Misi dediğimiz Gümüştepe'de evet. de bir otel işletmeciliğini de yine yapacak. Çünkü biz Nilbel'in aslında ben yıllarca karşı çıktım. Yani belediye şirketlerine karşı çıktım. Halen de çok sıcak bakmıyorsunuz. O konuda sıcak bakmıyorum. Ama biz birilerine yaptıramadığımız bazı evet. işleri Nilbel üzerinden de yapma fırsatını da bulabiliyoruz. Bir ticari gelir beklemiyoruz. Evet. Çünkü bir kültürel varlığı, korumak bir katkıda farklı bulunma. Alanı ortaya çıkarmak ve tanıtmak maksatlı Nilbel bu projeleri içerisinde yer alıyor. Onun için de böyle bakılmasını istiyorum. Yani bizim burada bir Nilbel olarak bir kar beklentisi asla gütmüyoruz. Çünkü doğru da bulmuyoruz. Ama işte bu mekan olsun, diğerleri olsun, farklı hizmetlerin de, sosyal hizmetlerin de yürütüleceği bu alanlarda evet. Belediye şirketin olması gerektiği ortaya çıktığı için bir belediye şirketi oluştu. Yoksa güzel bir açıklama oldu. Ben, evet. Belediye şirketlerinin
esnaflık yapmasını, ticaret yapmasını ya da bir şeyler kurup bazı kurum ve kuruluşlara rekabet ortamı yaratmasına doğru bulunuyorum. Evet. Ben doğru bulunuyorum. Onun için de işte bir örneğin Gümüştepe'de otel işletmeciliğiyle ilgili orada bir farkındalığı arttırmak artı insanlarımıza örnek olmak. Evet. Yani ben inanıyorum ki Nilüfer'in o otel işletmeciliği başladıktan sonra turizme de katkıda bulunacaksınız. Tabii ki o çok önemli ama ben bölge insanına öncülük yapan bir anlayışta olsun diyorum. Bakın Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara döndüğünüzde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu konuda devleti öncü olarak demişler ki devlet kursun ama daha sonra insanlarımız buna sahip çıksın, sivilleşsin. İşte Merinoslar böyle kurulmuş, Sümer Banklar böyle kurulmuş ya da Eti Banklar böyle kurulmuş o dönemlerde. Birçok tabii fabrikalar, birçok sanayi tesisleri o maksatla kurulmuş. Yani devlet öncülük yapacak. Kime? İş adamlarına öncülük yapacak, ticaret erbabına öncülük yapacak. Yoksa kalkıp işte kentin içerisinde gidip orada simit satmayacak. Yani ya da esnafın yaptığını yapmayacak. O anlamda söylüyorum ben. Bunu değiştirmek maksatlı, öncülük yapmak maksatlı bu şirket önemli, güzel hizmetler yapıyor şu anda. Bunu devam ettireceğiz. Çok güzel. Evet, 2016 yılının ilk toplantısında mecliste kentte riskli bölgelerin bir an önce yıkılıp yeniden yapılanması gerektiği uyarısında bulundunuz. Sizce neresi riskli bölgeler? Şimdi şöyle bakıyorum, biliyorsunuz kentsel dönüşüm çok tartışılıyor. Biz de uzun zamandır tartışıyoruz, konuşuyoruz. Gündemde önemli yerde tutuyor. Çünkü deprem geliyor. Herkes bunu bilsin. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Evet. Deprem olacaktır. Ancak bu dönüşüm, yani kentsel dönüşüm, yasaya baktığımızda kenti değiştirmekten öte gitmiyor. Sadece binaları değiştirmekten öte gitmiyor. Yani binaları değiştiririz. Fakat insanı, orada yaşayacak olanların yapısını, o insanları oraya, o binalara hazırlayacak bir dönüşüm var mı derseniz yasada yok. Yani hep şunu söylüyorum. Bu dönüşüm değildir. Bu kentsel yenilemedir. Çünkü dönüşümde her zaman ifade ettiğim gibi konu insandır. Başlangıçta da insandır. Bitişte de insandır. Arada binaları yenilersiniz siz. Ama böyle bir şey yok. İnsanları şimdi plan değişiklikleri yapılıyor ki doğru bulmuyorum parsel bazındaki plan değişikliklerini. Yapılıyor ki bölgesel planlar yapılması lazım. Mahalle ölçeğinde, hatta iki mahalle bir araya getirilerek bir plan yapılması gerekiyor. Ki o zaman hakikaten hem değişim sağlansın, yenileme sağlansın, hem de insanlarımızın keyif alacağı sosyal donatıları olan bölgeler olsun. Bölgeler olsun. Şimdi görüyoruz değişiklikleri, plan değişikliklerini. Yol artmıyor, yeşil alan artmıyor, kamu alanı artmıyor, okul alanı artmıyor, sağlık alanı artmıyor. Nüfusu ikiye üçe katlıyorlar. Buralarda bir müddet sonra inanılmaz bir sıkıntılı yaşam süreci başlayacaktır. Ben çok net söylüyorum. Bu alanların her biri altı parmak olacaktır. Bak, herkes bunu bilsin. Bugün kentin içinde altı parmakta altı parmağı hemen hemen herkes biliyor. Aynı altı parmak olacaktır. İnsanlar kaçacaktır. Niçin bugün Nilüfer'e geliyor insanlar? Niçin farklı yerlerdeki dairelerini satıyorlar ucuz pahalı? Geliyorlar. Diyor ki Nilüfer'de çocuğumu gönderebileceğim okul bulabilirim diyor. Var diyor. Yeşil alan var. Yollar iyi ve düzenli. İnsana değer veren bir yapılaşma var. Bir yönetim var insana değer veren.
saygı duyan, hı-hı, önce insan diyen bir yönetim var. Estetik algısı var. Ve spor alanları var. Hı-hı. Ben burada çocuğumla birlikte mutlu bir yaşam sürebilirim diye geliyor Nilüfer'e. Onun için geliyor. Onun için sattığı dairenin üzerine bir o kadar daha, belki fazlasını koyarak, hı-hı, Nilüfer'de daire alıyor, buraya yerleşiyor. Çünkü insanlar iyi şeylere layıktır. Aynen. Çünkü çok kısa bir zaman diliminde yaşıyoruz biz. Değil mi? 100 yıl yaşasak bile çok kısadır. Bu zaman diliminde insanlarımız gücü yettiğince, gücü oranında en iyisini yaşaması gerekiyor. Ben bunun tarafındayım. Yıllardır da bunu söylüyorum. Onun için yenilemede de dönüşüm diyemiyorum. Çünkü böyle bir dönüşüm anlayışı, hı hı, yok. Binalar yenileniyor. Ama kentin içinde bizde de var yenilenecek alanlar. Yaklaşık 11 bölge belirledik. Evet. 11 bölgemizde yenilenebilecek ki bunlar 99 öncesi, hı hı, ruhsat almış, yapılmış binalardır. Binaların alanlarıdır. Bu alanların mutlaka ve mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar. Tabii ki gönülden geçen, evet işte cepten çıkmasın. Ama vatandaşlarımızın da biraz olsun cebinden çıksın ama yaşanabilir kentler olsun. Kent, tırnak içine söylüyorum. Evet. Yoksa oranın nüfusunu 2'ye 3'e katladığınızda, hı hı, onlar da herkes bilsin ki yaşanamayan, yaşanılamayacak kentler oluşacak. Bakın, hı, üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü bir mahalleyi düşünün. Şu anda nüfusu 15 bin. Siz o mahallenin nüfusunu 30 bine çıkardınız. Yani müteahhit girecek, vatandaşın, evet, cebinden para çıkmayacak diyoruz ya. Evet. 30 bine çıkardınız. Evet, 15 bin kişiye siz sosyal alan yarattınız mı? Yok. Okul alanı oluşturdunuz mu? Yok. Ya da kamu alanı oluşturdunuz mu? Yok. Sağlık alanı oluşturdunuz mu? Yok. O insanlar, o 15 bin kişiyi nasıl mutlu edeceksiniz orada? Çünkü yarı yarıya düşecek hepsi. Yarısı kadar sahiplenme olacak. Onun için bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer bütüncül bir planda bunları çözebilme imkanı varken hala birileri ısrarla parsel bazında plan değişiklikleriyle insanları yanlış yönlendiriyorsa, bunun karşısında önce plan değişimi yapılan yerdeki insanların karşı çıkması lazım. Bir dakika. Arkadaşlar, olmaz demesi lazım. Çünkü ben çocuklarım için, çocuklarımın yarın öbür gün iyi bir kentte yaşaması için mücadele ediyorum demesi adına, evet, bunu yapması lazım. Bunu yapan var mı? Yok. Çünkü biz çok kısa zaman aralığını düşünüyoruz. Evet. Ya ne yapayım? İşte olmasın, cebinden de çıkmasın. Ya da işte ne yapalım, onlar yapmışlar. Ama ev olsun bir an önce, işine geçeyim. Doğru bir yaklaşım değil. Çok fazla değil. Bir süre sonra tüh ya diyecekler. Evet. Ama iş işten geçmiş olacak. Geçmiş olacak. Evet. Bunu her bölge için söylüyorum. Bizim amacımız parsel bazında değil, bölgeseldir. Hı hı. Mahalle bazında ya da 2-3 mahalle bir alanda bir plan yapıp insanları mutlu edecek, evet, keyif içinde yaşayacak bir ortam, evet, ortamın oluşması kaydıyla o planları yapmamız lazım. Zaten hep şu değil mi, hayatımızda aslında geleceğe dair demokraside de, sosyal yaşamda da, yaşanılabilir bir kentte de çocuklarımıza yaşanılabilir bir ülke, bir kent, onlara gönül huzuruyla teslim edeceğimiz, bunun için çabalıyoruz. Çünkü bu bir süreç, herkes bir dönem gelecek, devredecek, değil mi? Dolayısıyla hep onlar için geleceğe yatırım yapmak adına biraz daha geniş bakmak gerekiyor herhalde, her şeyde olduğu gibi. Bugünü düşünmemek lazım. Evet. 50 yıl sonrasını, evet, 100 yıl sonrasını düşünmek, evet, lazım. Evet. Bizler maalesef kent yöneticileri kısa vadeli, hı hı, çıkarlar adına hemen yapalım, tamam, hemen o oya dönüşsün. Hı hı. Bir dönem, iki dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem ne olacak? Evet. O insanlar mutsuz olmaya başladığında ne yapacaksın? Bunun vebali kimin olacak? Evet.
Onun için çok uzun vadeli düşünmek lazım. Kesinlikle. Eğer biz o insanları sadece anne babaları değil, çocuklarını veya torunlarını düşünürsek doğru adım atmış oluruz o zaman. Kesinlikle. Zorunlu olarak kendimizi bir defa, evet ya bunları olmaz, bu şekilde yaparsak ancak bunlar burada mutlu olabilirler deriz zaten. Ama kısa vadeli, hadi yaptık, ben yaptım oldu. Ben yaptım oldu anlayışı Türkiye'de son yıllarda maalesef, maalesef Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Ben yaptım oldu. Kentlerde de böyle bu. Ben yaptım oldu, bitti, yok. Niçin Nilüfer'de demokrasi platformları var? Mahalle komiteleri var. Muhtarlarımız var. STK'lar var. Buralarda tartışılıyor. Her şeyi tartışıyoruz. İyi bir kent, yaşanabilir bir kenti sürdürülebilir biçimde elde etmek için bu çabayı gösteriyoruz. Onun için demokrasinin merkezi de Nilüfer'dir. Özgürlüğün merkezi de Nilüfer'dir. Gerçekten yaşanacak kentlerin başındadır. Aksilikler vardır, hatalarımız vardır. Mutlaka onlardan da bizim vazgeçip daha iyisini yapma çabamız herkes tarafından zaten takdirle karşılanıyor. Ama yine biz herkesi gülümsetme iddiamızı sürdürüyoruz. Kesinlikle öyle. Evet, benim en sevdiğim bölüme geldik Nilüfer'in. Kültür ve sanata ve spora dair yaptığı büyük başarılar yine bir fark yaratıyorsunuz. Caz tatili, festival de değil, caz tatili. Bu müthiş bir şey. Hep bunu derim ya, yani sanatta da, sanatın her dalında da öyle kaliteli seçimler yapıyorsunuz ki bu bir defa müthiş. Yani caza dair, cazı seven, yani müthiş bir şey bu. Ne kadar sürecek bu tatil bilmiyorum ama her etkinliğe katılmak istiyorum. Caz az dinlenen, maalesef ki günümüzde daha popüler müzik ön planda. Dolayısıyla siz bu konuda o kadar ayrıcalıklı davranıyorsunuz ki hepsini takip ediyor ve gözlemliyorum. Her seferinde şaşırmıyorum, müthiş diyorum. Bu caz tatili de çok güzel bir etkinlik olacak. Evet, farklı bir etkinliğe bu sene başlıyoruz. Evet, biraz hakikaten yine farklı. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili etkinliğimiz. Evet. 29 Ocak'ta başlayacak, 21 Şubat'ta bitecek. Yaklaşık 22-23 günlük, 24 günlük bir süreçte. Ama kentin muhtelif noktalarında olacak. O daha da güzel. Yani nerede olacak? İşte Nazım Hikmet'te olacak, Baop'ta olacak, oradan Eker Meydan'da olacak, Podyum Park'ta olacak. Çok güzel. Yani böyle farklı farklı alanlarda ve tabii Sanat Mahal'de olacak. Bunu da söyleyebilirim. Görlük'te Sanat Mahal'de. Evet. Farklı alanlarda bunu kentin her tarafına yaymayı planlıyoruz. Şimdi Nilüfer'in hani farklı bir özelliği de şu. İşte birileri diyor ki işte çocuk olimpiyatı. Yani olimpiyat çok farklı bir şey. Adı belli. Ve olimpiyat kavramı onlarla bütünleşmiş. Evet. Biz ne diyoruz? İşte spor şenliği diyoruz. Adına şenlik koyuyoruz. Yarışma değil bakın. Şenlik. Burada caz festivali diyebilirdik. Ama öyle bir şeyi kullanmadık. Caz tatili farklı bir şey. Farklı bir algı oluşturursun istedim. Kesinlikle oluşturmuş. Ve burada 22 sanatçı Bursalılarla, caz severlerle buluşacaklar. Evet. Ki son akşam da Lübnanlı ünlü trompetçi İbrahim Molov bizlerle beraber olacak. O akşam onu izleyeceğiz. Son akşam. Ama ben çok keyifli bir süreç yaşayacağımızı, kent adına da çok önemli bir sanat etkinliğinin olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim yapmış olduğumuz bu etkinlikler sadece Nilüfer'le sınırlı kalmıyor. Biz biliyoruz ki hem Bursa'nın tamamını kucaklıyoruz, aynı zamanda da bölgemizden de, yakın şehirlerimizden de insanlarımız gelecektir. Sadece bunlar için, bu etkinlikler için buraya geliyorlar ve bize teşekkür etmek diyorlar. Yani o üstelik de uzun
yani kilometrelerden geldiklerini ifade ederek bunu söylüyorlar. Bu da bizi gerçekten son derece mutlu ediyor. Çünkü Nilüfer, söylüyoruz, kültür sanat kenti oldu, daha da çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bakın, spor kenti oldu, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Eğitim bilim kenti, zaten eğitim üniversitenin olması sebebiyle eğitim bilim kentiydi, daha da ilavelerin olduğu üzerine ve çıta gittikçe yükseliyor. Evet. Yani Nilüfer'in özeline baktığımız zaman Bursa'yı kucaklayan bir yapıda olduğunu, her yönden Bursa'yı kucakladığını görüyoruz. Evet. Artık insanlar tiyatroya gidecekse Nilüfer'e geliyor. Ve caz dinleyecekse şimdi 23 gün, 24 gün boyunca Nilüfer'e gelecekler. Evet. Yani ben birebir yaşayarak, sözünüzü kestim, vallahi kesiyorum. Geçen haftalarda yoğun bir kar yağışı oldu. Konak Kültür Evi'ne gittim. O kar yağışında Emi'yi izlemeyi çok istiyordum. Evet. Ve ben gördüğümde inanamadım. Nilüfer mi getirdi? Mutlu, o kadar sevindim ki. O karda, pardon, dedim ki acaba bizim gibi çılgınlar var mı bakalım? Bu karda, kışta, kıyamette bu tipi de kim gelecek? Ve ben inanamadım, sinema salonuna girdiğimizde bizim gibi bir hayli bayağı bir çılgın varmış. Filmi izledik. Dedim ki yine içimden evet, şanslıyız gerçekten. Çok keyifliydi. Her alanında bakın emeği getirmiş olmak müthişti bir defa. Çok mutlu oldum orada izliyor olmaktan, sizin getirmiş olmanızdan. Acayip bir farklılık bu. Ama bunu her yerde izlemez mümkün değil işte. Evet. O da var. Evet. Müthişti. Onun için gerçekten çok şanslıyız kültür ve sanat adına. Şimdi caz tatilinde heyecanla herkes bekliyor. Biletler satışa çıkacak, bitecek. Evet. Yer kalmayacak ondan sonra. Bunu biliyorum. Kesinlikle öyle olacak. Evet, yavaş yavaş da program bitiyor. Bir 10 dakikalık bir sürecimiz kaldı. Hangisini sığdırayım bilmiyorum ama tabii Nazım Hikmet'i geçmeden de edemeyeceğim. Aziz Nesin zaten müthişti. Nazım Hikmet adına da bir etkinlik olacak, bir belgeseli olacak. Ve onda da yine bir ilk farklı bir şey yapıyorsunuz, ondan bahsedelim. Tabii Nazım Hikmet hakikaten çok değerli bir insan. Çok. Dünyanın değer verdiği, dünyaca ünlü bir insan, bir şair. Ama bizim şairimiz. Evet, bizim şairimiz. Gerçekten. Yani onu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim şairimiz. Evet. Bu toprakların şairi. Doğru. Burada yetişmiş. Evet. Hakikaten çok buranın, bu verir. Toprakların özlemiyle de maalesef vefat etmiş bir şairimiz. Onun için onun 114. doğum yılını kutladık. Evet. Ve Güney Özkılınç. Biliyorsunuz Nazım konusunda birçok araştırma yapan, yazı yazan, kitap yazan arkadaşımız. Aynı zamanda bizim Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz. Onun da bir etkinliğiyle bütünleştirdik. Sergi de var aynı zamanda. Sergisi de yapıldı. Ben herkesin yine sergiyi izlemesini arzu ediyorum. Ve Nazım adına, 114. yılın doğum yılı adına şöyle bir şey yaptık. Hem pul bastık. Evet. Müthiş. Aynı zamanda da zarf. Zarfımız var. İnsanlar bu zarfı kullanarak birilerine mektup yazabilirler, şiir yazabilirler, gönderebilirler. Aynı şekilde pullardan elde edebilirler. Hakikaten çok önemsediğimiz bir şey. Türkiye'de ilk kez yapılan bir uygulama. Bu uygulamayı yaptık, gerçekleştirdik. Ama onunla birlikte yine Abidin Dino'nun çizdiği bir Nazım var. Rüzgara direnen adam. Yani bunu da gelen konuklarımıza yine dağıttık, verdik. Hakikaten ben kendimi de buluyorum burada. Rüzgara değil direnen mi? Adam. Biz de rüzgara direniyoruz. Çok doğru. Çok güzel. Bunları ne hoş değil mi? Hakikaten Nazım'a özellikle son yıllarda toplumun her kesiminin sahip çıktığını görmek müthiş. Bizleri son derece mutlu ediyor. Ve onun adını yaşatmak adına biliyorsunuz kültür evi yaptık. Evet. Şiir kütüphanemiz var ki Türkiye'nin ilk ve tek şiir kütüphanesi halen de öyle bakın. Açtığımız günde de öyleydi, bugün de öyle. Ve birçok araştırmacı gelip şiir kütüphanesinden
faydalanıyorlar. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden ve Türkiye'den de Nazım'la ilgili şiirleri olan ya da anıları olan bize yazıp bize gönderiyorlar. Böyle bir de görev üstlenmiş olduk. Nazım'a çınarlık yaptık. Evet. Çınarlarımız inanılmaz derecede büyüdü, güzelleşti. Her yıl onu anıyoruz orada. Yani böyle ama ne kadar güzel dünya, bir şey. Dünya keşke çapındaki, kıymetini bilseydik. Yaşam. Dünya çapındaki bir böyle bir şaire sahip olmak hakikaten bizim için gurur verici bir olay. Ama halen daha bizim topraklarımızda yakmaması çok üzücü. O da üzücü. Aynı fikirdeyim. Anadolu toprağında bir çınarın altında onu görmek isteriz. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Çok duygulanıyorum her seferinde. Şanslıyız bu konuda gerçekten. Tabii onun gibi birçok şairimiz tabii var. Ki, İnanın, tabii ki. Anadolu toprakları nedendir bilinmez. Ama belki o konuda da araştırma yapmak lazım. Evet. İnanılmaz değerler üretiyor. Evet. Bu yaşanan acıların karşılığı olabilir. Yaşanan sosyal yaşamın karşılığı olabilir. Tabii. Yaşanan kültürel yaşamın karşılığı olabilir. Çünkü Anadolu toprakları 7 medeniyete ev sahipliği yapmış topraklardan oluşuyor. Evet. Çok kolay değil. Değil tabii. Yani hiç değil. Baktığımızda şöyle bir gerilere gittiğimizde en demokrasinin ilk uygulandığı yerin Hititler, Çorum bölgesinde Hititler'de olduğunu öğreniyoruz. Evet. Ya da bugün 8500 yıl önce Nilüfer'de merkezin Nilüfer çayından itibaren Gölyazı'ya kadar olan bölgede olduğunu görüyoruz. Yani artık merkez, eski merkez burası. Evet. Osmanlı ile beraber Osman Gazi'ye kaymış. Ama çok eski merkez. Gerçekten buraları ki Gölyazı'da dahil olmak üzere buraları. Hakikaten bu topraklarda çok değerli insanlar. Çok çıkmış. Halen de çıkmaya devam ediyor. Evet. Yazarlar, çizerler, sanatçılar, siyasetçiler. Evet. Bu topraklardan çıkmış. Onun için de Anadolu güzel toprakların verimliliğini unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle ülkemize sahip çıkıp değerlerimizi koruyup güzel bir ülkede yaşıyoruz. Şanslıyız. Evet, süremiz çok kısa olduğu için ben bu soruyu sormadan olmayacak, ekranda hatırlatmadan. Giymiyorsan giydir. Evet. Müthiş bir şey bu. Nilüfer halkına, Bursalılara müthiş bir destek bir defa. Evdeki bayanlar dolaplarda onlar yer işgal ediyor ve son derece bunları ne yapayım, kime vereyim, nereye götüreyim derdinden kurtulduğu müthiş güzel bir şey bu. Çok kısacık ondan bahsedelim. Evet. Nereye bırakacaklar? Giymiyorsanız giydirin evet. Projesi hakikaten yıllardır uyguladığımız örnek projelerden bir tanesi. Evet. Şimdi birçok belediyede bunu yapmaya çalışıyor. Tabii bize birçok yerden iletebilirler. Örneğin muhtarlıklar aracılığıyla iletebilirler. Evet. Muhtarlıklara bırakabilirler. Ya da bizi arayabilirler. Kent konseyine bırakabilirler. İki yerde biz bunları topluyoruz. Evet. Bir yerimiz ki merkez İhsaniye'dedir. Giymiyorsan giydirin merkezi. Sosyal destek müdürlüğümüz bu konuda inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Ekipleri var. Bir ünitemizde yine paylaşma yerimizde Görükle'de. Ama Görükle'deki tamamen öğrenciye yönelik. Yani sadece güzel. Öğrencilerin faydalandığı ya da ihtiyaç sahibi öğrencilerin oradan faydalandığı bir yer orası. Merkezimizden Nilüferler olsun ya da yine hem kentimizde, şehrimizde, aynı zamanda da ülkemizin dört bir yanından gelen taleplere de oradan karşılık veriyoruz. İhtiyaç sahiplerini bize bildiriyorlar. Bu belediyeler olabilir, bu sivil toplum örgütleri olabilir, o okullar olabilir. Bunların tamamına elimizde olanları alıyoruz. Dikiyoruz, eğer sökükleri varsa dikiliyor, kontrol ediliyor, tamam, yıkanıyor. Sonra güzel bir ütüleniyor, paketleniyor. Çok ve güzel. Böylece hazır biçimde giyilmeye hazır olarak da gönderiliyor. Ben bugüne değin bize bu tür giymedikleri eşyaları gönderen tüm Nilüferlilere, Bursalılara ki iş adamlarının bazıları da sıfır da gönderiyor bize. Çok güzel. Dedi ki bu kalmış, işte bunları değerlendirir misiniz diye gönderiyorlar. Tabii. Herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar bir taraftan da aslına bakarsanız çevreye de saygının ürünü bakın. Tabii. Çünkü biz eğer bunları yenisini üretmiş olsak, bunları kullandırmasak, onlara hep yeni almış olup, alıp da göndermiş olsak
inanın havamızı daha fazla kirleteceğiz. Doğru. Onun için çevre duyarlılığını da ortaya evet. koyan bir proje. Ben çalışma arkadaşlarıma da hakikaten Sosyal Destek Müdürlüğü'nde görev yapan tüm arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir hizmet üretiyorlar. Ve ihtiyaç sahiplerinin her birine yetişmeye çalışıyorlar. Ama sizin nezdinizde de yine herkese şunu söylüyorum. Lütfen giymediklerinizi paylaşın. Evet. Sevgiyi paylaşın, giymediklerinizi evet. paylaşın, dostluğu aynen. paylaşın. Evet. Diyelim ve programımızı bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifliydi. Yine çok güzel bir mekanda buluşturdunuz bizi. Ben yine ekranlardan sesleniyorum. Kendimize sahip çıkalım diyorum. Siz ne aynen. diyorsunuz? Ben de bizi izlemeye devam edin. Çok gülümseyin. Güzel. Nilüfer'desiniz. Evet. Evet, gülümseyin Nilüfer'desiniz dedik ve programımızın sonuna geldik. Tekrar Sosyal Kent'te buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.